Yakın çevremizde gördüğümüz çocuklarına zorbalık yapan, adeta çocuk üzerinde güç gösterisi yapan ebeveynlere nasıl tepki vermeliyiz? Ne demeliyiz ki onlar kendilerine çeki düzen versinler? Birebir zorba ebeveynlere şahit oluyorum ve yardımcı olmak istiyorum onlara demiş. Çocuklarına şiddet gösteren bir ebeveyn gördüğümüz zaman nasıl davranmalıyız? Bu pazarda, çarşıda ya da yan komşuda ya da apartmanda ne yazık ki bazen gördüğümüz, şahit olmak durumunda kaldığımız bir durum, ne yapacağımızı gerçekten bilemiyoruz. Şimdi bunu ikiye ayıralım. Bir, tanıdıklarımıza nasıl davranabiliriz, bir de tanımadıklarımıza nasıl davranabiliriz. Hı-hı. Şimdi tanıdıklarımızda ben şunu önemsiyorum. Bu çocukta da önemli felsefelerden biridir. Bence yetişkin için de geçerli. İnsanlar kötü davranışlarda bulunmayı aslında sevmezler. Çünkü hani insan fıtratı, insanın ruhu azizdir, Allah'tan olan parçamızdır ya. İnsan böyle kötü bir şey yaptığında, hele ki bile isteye yaptığında onu kendine yakıştıramaz. Hep içten içe bir vicdani sızı olur. Hani onu örtmeye çalışır ama aslında içten içe rahatsızdır o davranışından. Şimdi çocuğuna şiddet uygulayan bir anne her ne kadar bunu mantığa bürümüş olsa da, yani ben disiplin için yapıyorum, işte ben onu kontrol etmek için yapıyorum, işte onu şimdi dövüyorum ki yarın öbür gün dizimi dövmeyeyim falan. Hı hı. Ne kadar mantıklı argüman kendine sunuyor olursa olsun, o başını yastığa koyduğunda aslında vicdanı sızlıyor. Bırakın çocuğa şiddet göstermeyi, bağıran annelerde bile bu böyle ki biz Bağırmayan Anneler kitabının üzerinde şimdi 200 bin küsur adet bir, değil mi, tiraj görüyoruz. Yani insanlar bağırmak bile istemiyorlar. Evet. Bu bizi rahatsız ediyor. Biz şiddet gösteren yetişkinler, ebeveynler olmak istemiyoruz. O zaman bizim o tanıdığımız komşu olur, akraba olur, çocuğuna şiddet gösteren kimsenin aslında samimi bir şekilde bence açılmaya ihtiyacı var. Bir gün kapısını çalalım. Gidelim bir kahve esnasında. Canım benim ya, ben seninle bir şey paylaşmak istiyorum. Bir halini fark ettim. Hani belki konuşmak sana iyi gelir diye düşündüm. Hani istersen konuşabiliriz diye. Yani böyle bakıyorum işte kızına, oğluna. Böyle bir bazı tahammülsüz, öfkeli tavırların var. Ve yüzünden o anlarda görüyorum ki bu seni çok rahatsız ediyor. Yani mesela öfkeyle bağırdığında ya da bir tokat attığında sonra nasıl içinin acıdığını bir anne olarak ben senin yüzünden görüyorum. Ve şunu da biliyorum ki bir insana yükü çok fazlaysa, stresi, gerginliği çok fazlaysa böyle davranır. Bana anlatmak istediğin bir şey var mı? Böyle bir gerginliği, seni çok yük olan, belki yardımcı olabileceğim bir konu olur diye hani şey yapıyorum derseniz, inanın görürsünüz ki bu insanların, çok o öfkeli gördüğümüz, çok sert gördüğümüz bu insanların, hiç abartmıyorum, tamamına yakınıdır bence, gözyaşları içinde size bir şeyler anlatacaktır. Kimse o halde olmak istemez çünkü. Böyle samimiyetle, gerçi böyle tahkir eder gibi değil yani, soruşturur gibi değil. Ya hani belki yükünü rahatlatmana yardımcı olurum diye iyi niyetle yaklaştığınızda o samimiyetiniz karşı... Çünkü terapi odalarında ne oluyor biliyor musunuz? Bakın inanın insanlar hiç tanımadıkları terapi... ilk defa gördü ya seni. Hiç tanımadığı terapiste gelip, buyurun sıkıntınız neydi? Sizi buraya getiren şey neydi diye tek bir soru sorduğunda gözyaşları içinde bir şeyler anlatıyorlar. Neden bir terapiste bu kadar kolay açılıyor? Bir soru sordu ya, ne yaptı ki şimdi yani? Hani ya, acayip bir teknik falan uygulamadı, ne yaptı? Neden biliyor musun? Çünkü terapistin onu yargılamayacağını, o ortamın onun için güvenli alan olduğunu, o anlattığı şeyle onu yargılayıp takdir etmeyeceğini, aşağılamayacağını ya da bir etiketlemeyeceğini biliyor. O yüzden bir insan böyle bir ortam bulduğunda, bu bir yakınıyla bulabilse bunu ne güzel. Evet. Böyle bir ortam bulduğunda açılır. Açılır yani. O yüzden böyle yaklaştığınızda en azından diyelim açılacak samimiyeti bulamadı, o şeyi bulamadı, açılmasa bile şu mesajı vermiş olursunuz. Bak sen çok iyi bir annesin, bu davranışın seni rahatsız ediyor, gördüm. Seni rahatsız ettiğini gördüm. Bunu yapmaman için bir dayanak yani, anlatabiliyor muyum? Mesajınızı da vermiş. Çünkü şöyle bir şey deseniz, ya niye şu çocuğa şöyle yapıyorsun? Ne yapar? Savunmaya geçer direkt. Ah sen olur mu, şımartacak, bir sürü olma kendi mantığında söylediği şeyleri size de söyler ve bir sonuç alamazsınız. Bence samimiyet ve onu rahatlatmaya yönelik adımlar burada önemli, bu bir. İkincisi, bazen siz ne yaparsanız yapın, adım atmıyorsa karşı taraf, gerçekten adım atmıyorsa, şunu söylemek zorundayım ki şiddet kanunen yasaktır, cezası vardır bunun, şikayet edebilirsiniz. Çünkü ben oradaki yetişkinin menfaatini düşüneceğim, ay şikayet etmeyeyim diyeceğim, o çocuk her gün şiddet, eziyet görecek orada, böyle bir şey yok. Sosyal hizmet gelir, gereğini yapar. Şikayet edebilirsiniz.
Ama şikayet etmenin dediğim gibi ilk adımı muhakkak elimizden geleni yapmaya gayret etmektir. Sonra hiç yanaşmıyorsa ve o şiddet devam ediyorsa şikayet edebilirsiniz. Tanımadıklarımıza gelince ben şöyle düşünüyorum. Genellikle hani toplum baskısı çok iyi bir şeydir. Ne diyeyim? İyi bir disiplin aracıdır yetişkin için. Bazen hani el alem ne der diye yapacağın bir şey yapmazsın. Mahalle baskısı. Ama biz genelde mahalle baskısını yanlış yerlerde kullanıyoruz. Nerede kullanıyoruz? İşte bir çocuk ağlıyor, huzursuzlanıyor diyelim bir toplum içinde. İşte biz de ses yapılmasın istiyoruz. Çocuktan rahatsız oluyoruz. Dönüyoruz anneye falan. Anneyi rahatsız ediyoruz. Anneyi iyice strese sokuyoruz. Oysa ki ne yapsın canım, çocuğu cimcikliyor da mı şey yapıyor? Çocuk işte yani huzursuzlanabilir. Tam tersi bence biz mahalle baskısını bu tarz davranışlarda göstermeliyiz. Geçenlerde hastanede öyle bir şey yaşadık. Sıra beklerken bir anne işte çocuğunu bir çakacağım şimdi falan diye böyle küçücük çocuğunla daha Eymen yanımdaydı. Böyle döndük Eymen'le baktık böyle yani hani tabiri caizse dik dik baktık böyle yani. Hiçbir şey demedik ama rahatsız olsun diye baktık. Yani yaptığı şey doğru bir şey değil çünkü. Değil. Ve Eymen böyle sesli bir şekilde dedi ki anne niye öyle davranıyor çocuğuna dedi. Niye öyle kötülük yapıyor çocuğuna? Ya çocuk bile rahatsız oldu o halden. Çünkü niye öyle bir şey yapıyorsun ki? Sıra bekliyor. Hepimiz bunalmışız yani. Küçücük çocuk elbette ki bunalır. Ya da sen öyle deyince artık bunalmayacak mı çocuk? Bir şeyi de çözmüyorsun. O yüzden bence böyle kötü muamele edene böyle dik dik bakalım yani. Rahatsız edelim. Ne yapıyorsun ha? Yani ne yapıyorsun hani? O rahatsızlığı verelim ki bu kadar böyle fütursuzca istediğimi yaparım halinde olamaz. Evet. Diye düşünüyorum.